61. bölüm Müslüman kardeşinin ihtiyacını gidermek. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Mümin kardeşine yardım etmek ve ona yararlı olmak için çalışan kişi için Allah yolunda cihad edenlere verilen sevap vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Allahu Teala'nın yeryüzünde insanların ihtiyacını görmek için yarattığı kulları vardır. Allahu Teala Celle Celaluhu onlara cehennemde azap etmeyeceğine dair kendi zatı üzerine yemin etmiştir. Kıyamet günü olunca onlar için nurdan minberler kurulur. İnsanlar hesap vermekle meşgul iken onlar Cenab-ı Hak ile söyleşirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını görmek için gayret gösterirse, onun işini görsün veya görmesin, Allahu Teala Celle Celaluhu kendisinin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Kendisi için iki tane beraat yazar. Birisi cehennemden kurtuluş beraatı, diğeri ise münafıklıktan kurtuluş beraatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını görürse, mizanda amelleri tartılırken ben onun yanı başında dururum. Eğer sevabı ağır basarsa mesele yok. Değilse onun için şefaatte bulunurum. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için gayret gösterirse, Cenab-ı Hak onun her adımı için 70 iyilik sevabı yazar, 70 günahını siler. Eğer onun gayretiyle mümin kişinin ihtiyacı yerine getirilirse, anasından doğduğu günkü gibi günahlarından kurtulur. Eğer bu esnada vefat ederse, hesaba çekilmeden cennete girer. İbn-i Abbas radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını görmek için onunla birlikte gayret gösterir, bu gayretinde ona karşı samimi ve içten davranırsa, Allahu Teala Celle Celaluhu o kişi ile cehennem arasında 7 hendek koyar. Bu hendeklerden her biri ile diğeri arasındaki mesafe, gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. İbn-i Ömer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun bazılarına ihsan ettiği nimetleri vardır. O kimseler insanların ihtiyaçlarına koştukları ve bundan bıkmadıkları sürece Allahu Teala onlara olan nimetini devam ettirir. Eğer bıkarlarsa Allahu Teala Celle Celaluhu bu nimetleri başkalarına verir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, aslan kükrerken ne demek ister bilir misiniz? Biz dedik ki, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Buyurdular ki, aslan der ki, Allah'ım beni iyilik sahibi birine musallat etme. Hazreti Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Biriniz bir ihtiyacını görmek istediği zaman perşembe günü erkenden kalksın. Evinden çıktığı zaman Âl-ı İmran suresini, Ayet-el Kürsü'yü, İnna enzelnâhu fî leylet-il kadr suresini ve Fatiha suresini okusun. Zira bunların içinde hem dünyanın hem de ahiretin ihtiyaçları vardır. Abdullah bin Hasan radıyallahu anh der ki, bir ihtiyaç için Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ın kapısına gitmiştim. Bana dedi ki, benim tarafımdan görülecek bir ihtiyacın olduğu zaman ya bana bir adam gönder ya da bir mektup yaz. Çünkü ben seni bir ihtiyaç için kapında görmekten Allahu Teala'dan haya ederim. Hazreti Ali bin el-Ebi Talib radıyallahu anh şöyle der. Her sesi işiten adına yeminle söylüyorum ki, kim bir kimsenin kalbine sevinç salarsa
Allahu Teala Celle Celaluhu o sevinçten dolayı bir lütuf yaratır ve o kişinin başına bir sıkıntı geldiği anda o lütfu kalbine su gibi akıtır. O lütuf yabancı devi kovar gibi sıkıntıyı kovar. Yine Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh şöyle der. Bir ihtiyacın görülmemesi onu ehil olmayandan istemekten daha hafiftir. Kardeşinden çok sık olarak ihtiyacını isteme. Zira buzağı anasının memesini çok fazla emerse anası ona toz vurur. Şair şöyle der. İyilik adetini kimseye karşı asla bozma. İyiliğe güç yetirdikçe ve günler aktıkça ve Allah'ın sana olan büyük lütfunu hatırla. Seni muhtaç olmaktan kurtararak diğer insanlara. Şair şöyle der. Gücün yettiğince insanların hacetlerini yerine getir. Onlar için ihtiyaç gören bir kardeş oluver. Zira kişinin en hayırlı günü bil ki şudur. Kişi o günde kardeşinin hacetini görür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, elinden hayırlı işler çıkan kişilere ne mutlu. Elinden kötü işler çıkan kişilere yazıklar olsun.